Eğitimi NAP 2016 versiyonunda şu an gösteriyoruz. Diğer versiyonlarda eksik veya fazla fonksiyonlar olabilir. Sınavı açtığımızda karşımıza ilk etapta bir rol merkezi ana sayfanın altında gelmektedir. Bu rol merkezi kullanıcıya atamış olduğunuz profile göre çıkmakta. Her profilin farklı bir dizaynı, farklı bir tasarımı bulunmakta. Yukarıda görmüş olduğunuz ribbonlar, sol tarafta görmüş olduğunuz gezinti bölmesi ve orta kısımda görmüş olduğunuz butonlar ve diğer grafikler. Bunlar tamamen profil bazında özelleştirilmiş olan ekranlardır. Kullanıcıya atamış olduğunuz bu profile göre çıkan ekranları kullanıcı kişiselleştirme ekranında değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir ekrana gidelim. O zaman. Örneğin benim şu an bağlı olduğum Ahmet Aydın kullanıcısı muhasebeci profilinde çalışmakta. Bunu eğer değiştirirsem seçeceğim profile göre ekranlar değişecektir. Proje yöneticisi olarak ben değiştirdim muhasebeci seçeneğini. Tamam deyip çıkıyorum. Bu işlemden sonra NAB'ı kapatıp açarsam eğer seçmiş olduğum proje yöneticisine göre ekranlar değişmiş olarak açılacaktır. Evet, gelen ekranda üstte görmüş olduğunuz şeritler değişti. Sol taraftaki gezinti bölmesinin seçenekleri değişti. Daha farklı listeler var burada. Orta kısımda demin şu grafik yoktu. Bu projenin sizin için ayarlanmış bir grafik. Onu görebiliyorum. Bunun benzeri bazı değişiklikler girmiş olduğunuz şu sekmelerde de değişmektedir profile göre. Tekrardan eski haline getirelim. Muhasebeci seçtim. Bu işlemden sonra uygulamayı kapatıp açmam gerekiyor. Yeniden açıldığında tekrardan muhasebeci olarak seçenekler karşıma gelecektir. Bunun dizaynı yukarıda şeritlerden, sol tarafta gezinti bölmesinden ve orta kısımda sayfanın detaylarının yer aldığı bölmeden rol merkezinde burada yok ama bir de sağ tarafında tek box olur. Ekranlar genel olarak bu şekilde çalışmaktadır. Rol merkezinde şeridi üzerindeki butonları veya sekmeleri değiştirmeniz mümkündür. Bunu da yukarıda şu mavi ok tuşuna bastığınız zaman özelleştirmelerin altında şerit özelleştirme fonksiyonuyla yapabilmektesiniz. Şerit özelleştirme tıkladığınız zaman sağ tarafta mevcut olan butonların tasarımını görüyorsunuz. Sol tarafta da ekleyebileceğiniz başka bir buton varsa onları buradan seçip sağ tarafa ekleyerek getirebilirsiniz. Peki bir butonda neler yapmanız mümkün? Örneğin satıcı yeninin altında bankanın altında müşteriler var. Bu demin yapmış olduğumuz bir değişiklikten dolayı buraya geldim. Ben bunu eski haline getirmek istiyorum. Bu durumda müşteriyi seçip yukarı taşıdığım zaman müşteri artık şurada görmüş olduğunuz yeni bölümde yer alacaktır. Yine şu an seçmiş olduğum müşterinin küçük bir simge boyutuyla gösterilmekte. Bunu ben büyük simge boyutu olarak değiştirirsem eğer bu da satıcıyla aynı boyutta gösterilecektir. Buna benzer değişiklikleri diğer seçeneklerde de yapmamız mümkün. İstemediğimiz butonları kaldır deyip taşıyabiliriz buradan veya adını değiştirmek istiyorsak yeniden adlandırmayla bunu yapmamız mümkün. Eğer kendimize ait yeni bir gruplama veya sekme bölümü açmak istiyorsak onu da sekme oluştur, grup oluştur, menü
tarafta boş kaldı örneğin. Bunu kaldırıyorum. Müşteri de yukarıya taşıdım. Bunun da örneğin adını değiştirdim. Bu işlemlerden sonra tamam bastığımız zaman tekrarlar yapmış olduğumuz değişikliklere göre revize oldu. Müşteri kapıcının önüne geldi. Banka bölümü kaldırıldı. Burada bir de tahsilat günlüğü ismini değiştirmiştik. O da burada revize olmuş gözüküyor. Bunun dışında ne yapabiliyoruz? Diğer alanımız da burada gezinti bölmesi yer almakta. Gezinti bölmesi kullanıcı profiline göre otomatik seçenekler gelmektedir. Buradaki seçeneklerin bir kısmını değiştirebiliriz veya kendimizi yeni bir gezinti bölmesi oluşturabilmemiz mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki bölümün üzerindeyken sağ tıkla yapabilirsiniz gezinti bölmesini özelleştirmeyi ya da yukarıdaki mavi tuşa bastığımız zaman özelleştirme kısmında gezinti bölmesini özelleştirmeyle yapmanız mümkün. Buna bastığımız zaman sol tarafta mevcut bulunan görebiliyorsunuz. Ana sayfa, defter anahtarı, belgeler ve diğer seçenekler. Departman her profil için zorunlu ve değiştirilemez bir alandır. Buradaki seçenekleri değiştiremezsiniz. Sadece departmanlar için geçerli bu. Diğer bölmeleri kendiniz ekle çıkarmayla veya özelleştirmelerle değiştirebilirsiniz. Örneğin ana sayfada hesap planı bölümünü ben görmek istemiyorsam ana sayfaya geliyorum. Burada hesap planı kısmını kaldır diyorum. Banka hesaplarını kaldır diyorum. Ekranı bu şekilde görmek istiyorsam eğer bunları kaldırdıktan sonra tamam bastığım zaman program kendini bir kapatıp açacak. Yeni açıldığı zaman da yapmış olduğum değişikleri uygulayarak karşıma getirecektir. Şu an hesap planı ve banka hesapları gitti. Peki başka ne yapabiliriz burada? Ona gelelim. Kendimize yeni bir bölüm oluşturabiliriz. Örneğin şunu demin oluşturdum. Bu profilden bağımsız bir bölüm. Buna benzer bir işlemi yapalım. İlk önce yeni diyerek bunlara benzer bir bölüm oluşturacağım. Benim için kritik olan bazı bölmeleri getirmek istiyorum. Çağrılar diye bir bölüm açalım. Çağrılar diye bir bölüme ekledim. Bu bölmeyi de departmanlardan istediğim bazı ekranları taşıyacağım. Adını cari koyduğumuz için buraya satıcı ve müşterileri getirelim. Bir de bankaları getirelim. Onların ilgili departmanlardan seçmemiz gerekecek. Müşteriler için satış pazarlamanın altında sipariş işlemede müşterileri buluyorum. Tamam bastığım zaman müşteriler buranın altına geldi. Yeni bir değer daha eklemek için ekleye bastım. Bunun altında satın alma, sipariş işlemi, satıcılar değil. Satıcı da eklemiş olduk. Bir de bankaları getirelim. Bunu da yine ekleye işlemiyle finans yönetimi, nakit yönetiminin altında banka hesaplarıyla getirmiş oldum. Buradaki seçenekleri yeniden adlandırmayla adlandırabilirsiniz veya yukarı aşağı işlemleriyle de yerlerini değiştirmeniz mümkün. Bu tanımlamalardan sonra tanıma basıyorum. Ekranı kapanıp açılacak ve bizim eklemiş olduğumuz seçenekleri cadenin altında bu şekilde getirmiş olacaktır. Bu şekilde gezinti bölmesini özelleştirebilirsiniz ama her zaman müşterileri sap halinde
Yani istediği safhayla görmek isteyebilirsiniz. Örneğin sadece bakiyesi olan caddesidir ya da sadece açıkta siparişi olan caddesidir gibi işlem yapmak istiyorsanız eğer ve sadece bunları orada görmek istiyorsanız şöyle görünüm kaydı fonksiyonuyla bunu yapabilirsiniz. Örneğin müşteriler listesindeyken diyorum ki bakiyesi sıfırdan büyük olanları karşıma getir. Şu an sadece bakiyesi olan müşterileri görüyorum listede. Ve bunu da cari'nin altında karşıma getir. Bunu carilerin altında ben görmek istiyorum. Bu işlemde carilerin altına geldiğim zaman müşterilerin hem kendi listesini görebilirim veya bir alttaki müşteriler, bakiyesi olanlar diye butona tıkladığım zaman sadece bakiyesi olan müşterileri görmüş olacağız. Peki buna benzer neler olabilir? Görünüm kaydet fonksiyonunda yukarıda örneğin detay girişlerine geldiğim zaman carilerin bütün detay girişlerini görebiliyorum. Ama ben carilerde sadece açıkta kalan faturaları eğer görmek istiyorsam bunu da yine müşteri detay girişlerinde bütün kitleri kaldıktan sonra kalan tutara giriyorum. Sıfırdan farklı olan belge türü de fatura, iade faturası, vade farkları konusu, uyarı mektubu, ödeme tarihindeki bütün kayıtlar olarak hepsini seçtim. Bu kayıtları da her zaman cihazların altında bana göstermesini istiyorum. Filtreledikten sonra yine yukarıda üstte detay girişlerinde görünüm olarak kaydetti bastım. Açıkta olarak değiştirdim. Bunu yine carilerin altında görmek istiyorum. Tamam bastığım zaman yine ekran kapanıp açılacak ve artık carilerin altında açıkta kalan faturalar diye sekmenin altında ben bütün müşterilerim için ölçüsü kapanmamış olan kayıtları görebileceğim işlemde. Şimdi ROM merkezine bu şekilde gezinti bölmesini özelleştirmesini anlatmış oldum. ROM merkezinde başka neler var? Onlara bakalım. Sayfa özelleştirme. Sayfa özelleştirme neyi kapsamakta? Burada görmüş olduğumuz bazı örneğin satıcılar, altta müşteriler veya başka kullanıcıların bana göndermiş oldukları notlar veya burada bekleyen bazı faaliyetler bulunmakta. Bugün vadeli satın alma faturaları, vadesi geçmiş satış dosyaları gibi. Burada kullanıcı herhangi bir bölmede farklı aksiyonlar alabilir. Örneğin onaylanan satış siparişlerini tıkladığınız zaman doğrudan onaylanan satış siparişine ulaşabiliyor. Ya da yeni bir satış iade faturası oluşturmak isterse burada yer alan butonla bunu oluşturması mümkün. Doğrudan bize satış iade faturasını oluşturma fonksiyonunu çalıştırmış oldum. Ya da kullanıcı burada özelleştirme fonksiyonuyla eğer bazı seçenekleri görmek istemiyorsa bunları kaldır işlemiyle buradan gizleyebilir ya da yer
renklerini değiştirmek istiyorsa yine aşağı yukarı butonlarıyla bunları tanımlayabilir. Örneğin şunları kaldıralım. Onaylar sonu. Onaylı işte kaldırdık. Tamam bastığım zaman ekran gizlediklerimi, gizledikleri seçtiklerimi buradan kaldırmış oldum. Müşteri ve satıcılar kısmında neler var örneğin? Bu arada buradaki seçenekler her profilde farklı olabilir ama genel olarak hepsinin fonksiyonları birbirine yakındır. Sistem olarak. Örneğin burada satıcılarım var. Bunu niçin kullanabilirim? Bazı satıcıları satıcılarla ilgili hızlı bir şekilde eğer onlara ulaşmam gerekiyorsa ve çok sık kullanıyorsam eğer onları bir de rol merkezine görmek istersem eğer buradaki fonksiyonu kullanabilirim. Liste yönet dediğimiz zaman takibini yapmak istediğim satıcıların listesi çıkıyor karşıma. Burada yeni bir satıcı seçebilirim. Zaten seçmişiz bunu. Yeni bir tane seçelim. Bu şekilde listemi artırabilir veya artık görmek istemediklerim varsa onları buradan kaldırabilirim. Tamam attığım zaman benim satıcılarım revize olarak karşıma geldi. Aynısını burada siteler içinde yapabiliriz. Liste yönetten hangi müşterileri takip almak istiyorsam onları seçiyorum. Tab'a bastığım zaman artık bölmede müşterilerimin bilgilerini görebiliyorum. Burada hangi müşterimin ne kadar bakiyesi var karşıma çıkmakta ya da bir tane kartın üzerindeyken aç işlemi yaptığım zaman da bana cami kartını bitirmektedir. Yine burada bir yeni diye bir fonksiyon var. Buna bastığım zaman da demin cari edildiğim listeyi karşıma getirmekte ve oradan bana yeni bir cari ekleme için bölümü çıkarmakta. Ya da burada bazı bölümleri görmek istemeyebilirsiniz. Örneğin telefon numarası iki tarafta var ama bakiye satıcılarda yok. Onun da nedeni satıcılarda muhtemelen gizlenmiş olması. Evet. Bu sağ tarafı çektiğim zaman satıcıların bakiyesini görebileceğim ya da satıcıların telefon numarası görmek istemiyorsam kaldırmada onu çıkardım. Bu işlemle sadece bakiyeyi görmüş olduğum satıcıları şimdi. Burayı başka nasıl özelleştirebiliriz? Onu anlatalım. Özelleştirme kısmında bu sayfayı özelleştir fonksiyonuna bastığımız zaman ROM merkezinin orta kısmı ikiye ayrılmaktadır. Sağ ve sol olarak. Örneğin müşteriler sol tarafta, satıcıların sağ tarafta. Bunları ben eğer alt alta görmek istersem satıcıları buradan seçiyorum. Sağ tarafa eklediyorum. Şu boş grafiği de görmek istemiyorum. Kaldır diyorum. Bu şekilde ben tam dersem eğer grafiklerin yerlerini değiştirmiş oldum. Bir tanesini de görmek istemediğim için kaldırmış oldum. Artık satırlar ve müşteriler alt alta önümde durmakta. Peki başka neler yapıyoruz buradaki özelleştirmelerde? Bu sayfayı özelleştir bölümünde oluşturmuş olduğumuz bazı grafikleri veya bunların bize standartta sunmuş olduğu grafikleri göstermemiz mümkün. Onu da nasıl yapıyoruz? Grafik bölümü burada sabit olarak bulunmakta. Çünkü birden fazla grafiği ROM merkezine ekleyebilmemiz için her zaman o burada yer alır. Biz burada ekledikçe o her zaman burada durmaya devam eder. Şimdi kaldıralım.
film üzerine geldikten sonra bölüm özelleştirme fonksiyonuna bastığım zaman bana programda kayıtlı olan grafiklerin listesi çıkmakta. Burada herhangi bir grafiği seçip rol merkezinde görüntülemeyi sağlayabilirim. Örneğin müşteri customer service person. Bu grafik eğer rol merkezinde görmek istiyorsam bunu seçtikten sonra tamam basıyorum. Ekran yenilendikten sonra şurada aşağıda grafiğimi görüntüleyebiliyor olacağım. Bu grafikler sistemin standart grafiklerinden de ziyade kendi oluşturduğumuz grafikleri de ekleyebildiğiniz bir bölüm. Birazdan liste üzerinde grafik oluşturduktan sonra da bunları nasıl bağlayabildiğinizi gösteriyor olacağım. Burada başka ne seçeneklerimiz var? Bildirimler diye bir bölümümüz var. Bu bildirimler kısmı kullanıcıların herhangi bir sayfada yazmış oldukları notları eğer size bildir fonksiyonuyla gönderirlerse ana sayfamızda bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin Parkinson Özlem kullanıcısı bana şu tarihte bir kart için not yazmış. Da bir müşteri kartıymış. Notta müşteri ödemesi alınamıyor şeklinde. Eğer bu nota bu not üzerinden kartı görüntülemek istiyorsam çıktığım takdirde karşıma kullanıcının notu bıraktığı kart açılmaktadır. Peki bana bunu gönderen kullanıcı bunu nasıl yapıyor? Yukarıda notlar kısmında notunu yazdıktan sonra hedef kısmında hangi kullanıcıyı bilgilendirmek istediğini seçtikten sonra bildire basıp kaydettiğimde yazmış olduğum not ilgili kullanıcının rol merkezinde görüntüleniyor. Ben şu an yazdığım notu kendi kullanıcımı seçerek oluşturdum. Kaydettiğim zaman bu notu da artık bildirimlerde görüntülüyor olacağım. Notumuzu yazdık. Tamam deyip çıktık. Burada benim yazmış olduğum notta görüntülenmiş oldu. Diğer seçeneklerimiz de proje sırası ve şurada yukarıda rapor incelen kutusu bölümü yer almakta. Bunlar ne işe yarıyor? Herhangi bir raporu ileri dönük çalıştırıp buradan onun takibini yapabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Örneğin departmanlarda genel muhasebenin altında sık kullandığımız raporlardan bir tanesi ayrıntılı mizan raporu. Bu raporu ben ileri dönük çalıştırmak istiyorsam eğer yazdırma kısmında raporun schedule'a tıklıyorum. Burada raporu hangi formatta çalıştıracağım? PDF mi, Word mü, Excel mi veya hiçbir şekilde, hiçbiri de var. Sadece işleneceği şeklinde. Bunu seçtikten sonra hangi saatte çalışacaksa eğer, örneğin bugün saat 16.33 olsun. Son kullanım saati de 16.40 olsun. Tamam deyip raporu bu şekilde planlamayı aldığım zaman ana sayfada proje sıralarından hazırlamış olduğum bu rapor planlamasını görüntüleyebilir olacağım. Rapor çalıştıktan sonra da yukarıda rapor genel kutusu bölümünde çalışmış olan raporları görüntüleyebiliyor veya onları inceleyebiliyor olacağım. Bu şekilde planlamaya aldığımız raporları
takibini yapabiliriz. Şimdi bu grafiği dedikten sonra bir de liste üzerinde hazırlamış olduğumuz grafikleri buraya nasıl bağlayabiliriz onu gösterelim. Örneğin müşteri detay girişlerine gidelim. Herhangi bir listede ürünü grafik olarak gösteren seçeneklerini görebilirsiniz. Bunun anlamı şudur. Eğer liste olarak göster derseniz şu an mevcutta bulunan haliyle karşımızda değişik görüntülenmektedir. Eğer grafik olarak göster derseniz eğer üzerinde bulunduğumuz verinin üzerinden bir grafik oluşturma ekranı karşınıza çıkmakta. Örneğin ben kalan tutarları olan belge türlerinin tarih bazında görüntülü grafik oluşturmak istiyorsam eğer ilk önce yukarıda bir filtre veriyorum. Kalan tutar sıfırdan büyük. X ekseni kalan tutarın kendisi olacak. Buradaki eksenin belge tarihi olsun. Grafik çok büyümesin diye bir deseneki tarih aralığı vereceğim. O da 01.01'den 31.01'e kadar olsun. O da biraz daha şu tarih olsun. 31.03 olsun. Ve bunu müşteri seçenekli grubu bazında görelim. Bu grafik bize niye anlatıyor? Tarih bazında, şuradan daralsak iyi olur. Bu grafik bize şunu gösteriyor. Örneğin şu tarihlerde 2 Ocak'ta epey bir ödemem şu an açıkta gözüküyor. Yani herhangi bir fatura ile eşleştirmemiş erken bir ödeme olabilir veya kapatmamış bir ödeme olabilir. Ya da 27 Mart'a baktığım zaman faturaların büyük bir kısmı şu an kapatmamış gözüküyor. Böyle bir grafiği oluşturduktan sonra bunu bu şekilde saklayabilirsiniz veya bunu rol merkezinde de görmek istiyorsanız eğer görünüm olarak kaydedip dedikten sonra burada rapora bir isim vereceğiz. Adını verdik. Bunu ana sayfada göstersin. Çok önemli bir kısmı kaydettik. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman müşteri detay girişlerinde kalan tutarı bastığımız zaman hazırlamış olduğumuz grafiği doğrudan görebiliyoruz. Veya bu raporu başka nasıl görüntüleyebiliriz? Buradaki bölmede eğer ben bu raporu direkt görmek istiyorsam gezinti bu sayfa özelleştir diyorum. Şuraya ekleyelim bir grafik. Grafiğin üzerindeyken bölüm özelleştir'e bastım. Burada demin hazırlamış olduğum
Hazırlamış olduğumuz grafik üzerinden diyoruz ki yeni profil kimliği, kalan tutar, kalan tutar. Tekrardan gidelim. Kalan tutar olarak hazırlamış olduğumuz grafik burada karşımıza çıktı. Tamam bastıktan sonra burada tamam basıyoruz. Bastıktan sonra demin hazırlamış olduğumuz grafik listemize geldi. Gol merkezinde bir listemize. Bu şekilde grafiklerinizi kaydettikten sonra rol merkezine ekleyebilirsiniz. Peki, şimdi listeden devam edelim. Bir liste üzerinde neler yapabiliyoruz? Açmış olduğumuz listeler sütunlardan ve sağ taraftaki tekfakslardan oluşmakta. Üstteki diplomlar bizim rol merkezinde yapmış olduğumuz özel listelerin aynısı şeklinde. Burada farklı olarak neler yapabiliyoruz? Sağ tarafa geldiğimiz zaman yine özelleştirme bölmesinde sütunları seç kısmında veya bu sayfayı özelleştir derseniz eğer bütün değişiklikleri yapabileceğiniz pencere görebiliyorsunuz. Bu pencereden sütunları seç kısmında hangi sütunları görmek istiyorsanız eğer onları ekleyebilir veya görmek istemediğiniz bir sütun varsa kaldır işlemiyle de onları buradan kaldırmış olabilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Biraz fazla alan ekledim ve sadece ilk iki sütunun ben doldurmasını istiyorsam da eğer alanları ekledikten sonra hangi kısımdan sonra dondurma yapmak istiyorsan bu Excel'de bizim kullanmış olduğumuz dondurmayla aynı fonksiyonda. Burada dondurulmuş bölme ekleye bastığınız zaman dondurulmuş bölmeyi size burada işaretliyor ve bu işaretlemenin olduğu kısımdan sonrası sadece sağa sola gittiğiniz zaman hareket edecektir. Tamam basıyorum. Ekran revize oldu. Şu an mor ve adı kısmı sabit. Diğer alanlarda hareket halinde. Eklemiş olduğum alanların hepsi burada karşıma çıktı. Eğer görmek istemediğim varsa da yine aynı şekilde kaldırabilirim. Ya da ilave etmek istediğim varsa da ekle fonksiyonuyla buraya getirmem mümkün. Sağ tarafta fake box'ı görüyoruz. Factbox seçmiş olduğunuz data üzerinden size bazı istatistik bilgiler sunar ya da eğer seçmiş olduğunuz kartın bağlı olduğu bir link varsa bunları karşınıza getirir ve bunu ben sert notlar kısmı yer almakta. Factbox'da özelleştirmeniz mümkün. Onu da yukarıda özelleştirme kısmında Factbox seç diyoruz. Factbox seç dediğimiz zaman şu an görüntülenen Factbox'ları görebilmekteyiz ya da burada yeni bir fonksiyon katmak istersek de sol taraftan bunları ilave edebiliriz. Örneğin müşteri ayrıntıları diye bir kısmımız var. O şu an sağ tarafta gözükmüyor. Bunun gözükmesini istiyorsak eğer seçtikten sonra ekleyle bunu sağa getirdik. Ve bir tane grafik bölümü ben eğer eklemek istiyorsam onu da grafik bölümü ekle işlemini de yapabilirim. Yalnız bu grafik bölümünü sadece sağ tarafa atmakla bitmiyor.
Daha sonra bunu bölüm özelleştir fonksiyonuyla hangi grafiğe bağlayacaksak bunu buradan seçmemiz lazım. Şurada seçelim yine Customer Sales Person'u. Bunu bağladık grafiğe. Müşteri ayrıntılarını burada getirmiş olduk. Buna bastığımız zaman da hangi bilgileri bize gösterileceğini görebiliyoruz. Müşteri ayrıntılarında bize bu seçenekleri getirecek. Eğer bir kısmını görmek istemiyorsan, örneğin şu alttaki iki alanı görmek istemiyorum ben Checkbox'ta. O kaldı fonksiyonuyla buradan kaldırmam mümkün. Ya da şurada satış yeri müşteri bilgilerinde görmek istemediğim bir alan varsa da onları yine burada ilgili kaydın üzerine geldikten sonra bölüm özelleştir fonksiyonuyla yapabilirim. Burada destemek eden iade tanımını görmek istemiyorsan üzerine geldim kaldırıla da işlemi tamamlamış oldum. Bu şekilde pek farkımızı revize ettikten sonra tamama bastığımız zaman ekran bize revize olmuş şekilde gelecektir. Ya da bütün bu değişiklikler artık geri alınsın istiyorsanız eğer bazı sayılanları geri yükle fonksiyonuyla da yapmış olduğunuz bütün değişiklikleri geri alabilirsiniz. Tamam basıyorum ve Checkbox'ın bu şekilde değiştiğini gördüm. Demin burada iade faturaları vardı, onlar gitti. Yine eklediğim müşteri ayrıntıları buraya geldi. Benim harç tutarım burada yok. Ve seçmiş olduğum grafikte Checkbox kısmında karşıma geldi. Eğer Checkbox'ı bazı listelerde görmek istemiyorsanız, ekranın büyüklüğünden kaynaklı bazen şey olabilir. Burası sizin analizinizi zorlaştırabilir. Bu durumda özelleştirmede Checkbox bölmesini gizle dediğiniz zaman buradaki bölüm gizlenmiş olur. Tekrardan yine gelip Checkbox bölmesini aktif ettiğinde kaldığı yerden yine bilgileri size getirir. Şuradaki filtre bölmesi de yine kullanıcının görmek istemediği durumlarda özelleştirmede filtre bölmesini kaldır butonuyla yapabildiği bir işlem. Eğer bazı ekranlarda bu bölümü göremezseniz yine özelleştirde filtre bölmesini aktif ederek filtre bölümünü getirmeniz mümkün. Biraz daha şimdi bunlardan bir örnek yapalım. Burada eğer yeni bir grup oluşturmak istiyorsanız veya belli bir kısım iş görmek istemiyorsanız onları buradan tek tek kaldırarak yapmanız gerekiyor. Tek bir menü seçenek bunu kaldırma işlemini yapamıyorsunuz. Eğer içerisinde herhangi bir buton yoksa ancak buradaki bölme gizlenir. Ama en az bir tane buton veya bir obje varsa bu burada gözükmeye devam eder. Ya da bütün değişiklikleri yine burada geri almak isterseniz eğer varsayılanları geri yükle diyerek yapmış olduğunuz bütün şeyleri özelleştirme fonksiyonlarını geri alabilirsiniz. Liste kısmında bu şekilde de kartlara gelelim. Kartlarda neler yapabiliriz? Özelleştirmelerde. Herhangi bir kart açtığımız zaman karşımıza yine bir ribbon kısmı, şerit kısmı gelmekte. Sağ tarafta Checkbox standartta gelen alanlardan ve kartın detaylarını oluşturan sekmelerimiz.
bölmelerimiz. Bu bölmelerde ne yapabiliriz? Şu an görmüş olduğumuz müşteri kartında genel iletişim, faturalama, ödemeler, sevkiyat gibi sekmeler yer almakta. Bu sekmelerin yerlerini değiştirebiliriz. Ya da bazı sekmeleri gizleyebiliriz. Ya da genelde 20 tane alan varken ben default ekran açıldığı zaman sadece 10 tanesini görüntülemek isteyip eğer daha fazlasını görüntülemek istersem de buradaki daha fazla göster, daha az alan göster fonksiyonuyla görmek isteyebilirim. Buna benzer işlemleri biliyorsunuz. Pekpak zaten demin yapmış olduğumuz örneklerdeki gibi burada bölüm bazında veya Pekpak'ın içerisindeki alan bazında değişiklikler yapmak mümkün. Sekmelerde özelleştirmeleri nasıl yapıyoruz? Yukarıda özelleştirmenin altında sayfayı özelleştir dediğiniz zaman Test Tabs bölümünde sayfada görüntülenen veya varsa gizlenmiş olan sekmeleri görebiliriz. Örneğin şu an buradaki genel sekmemiz altında iletişim değil de oturulama olsun istiyorsanız veya oturulmanın üzerindeyken yukarı taşı deyip işlemi tamamla bitirdiğimizde oturulama artık genelin altında yer almakta. Ya da alttaki kamu senetleri hiç görmek istemiyorsam da butona bastıktan sonra deminki ekranda sayfayı özelleştir diyorum. Test Tabs'a geliyorum. Burada kamu senetlerini kaldırıyorum. Tamam bastığım zaman da kamu senetleri gizlenmiş olarak karşıma çıkacaktır. Burada sadece sekme bazında değil, aynı işlemi sekmelerde yer alan alanlar için de yapmamız mümkün. Örneğin ödemelerin altında ya da ilk önce şu iletişime bakalım. Neler var burada? Telefon, fax, e-posta ve diğer bilgiler. Ben burada e-postayı ya da şu iç alanı görmek istemiyorsam eğer özelleştirmeye geliyorum. Sayfayı özelleştir diyorum. İletişime geldikten sonra sekmenin üzerindeyken Test Tab özelleştir butonuna bastığım zaman karşıma bu sekmede yer alan alanlar çıkmakta. Bu alanlardan bazılarını görmek istemiyorsam eğer alanın üzerindeyken kaldır butonuyla bunları sol tarafta izleyebilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra tamam'a basıyorum. Ekran yeniden karşıma çıkacak. Ve demin benim izlemiş olduğum alanları karşıma getirmeden page'i açmış olacak. Peki başka neler yapabiliyoruz alanlarla ilgili? Örneğin şurada bazı alanlar varsayılan olarak gelmiyor. Yani daha fazla alan göster diyene kadar burada sınırlı alan geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Standart bir sayfanın alanında standart bir kartın alanı gösterilmeli midir, gösterilmemeli midir seçenekleri burada önemi alanında yer almakta. Şu önemi kısmında 3 tane seçenek bulmakta. Bunlar ne ifade ediyor bize? Örneğin mod kısmı terfi iken adres kısmı varsayılan ve bakiye kısmı da ek şeklinde. Şöyle anlatayım. Şimdi varsayılan demek ya da terfi demek bu alan
her zaman gösterici demektir. Page oluşturulurken bir alan default gösterilir veya gösterilmez diye yaratılmakta. Eğer bu yaratılan page'in alanını biz her zaman gösterilmeli şeklinde değiştirmek istersek tersi seçmeliyiz. Daha fazla göster işlemiyle bu alanı biz görmek istiyorsak da bunu ek olarak seçmeliyiz. Eğer varsayılan olarak seçersek page yaratıldığı zaman bu önceliklidir veya ektir şeklinde tanımlı ise ona göre yaratılır. Örneğin bakiye kısmı eğer page oluşturulduğu zaman öncelikli bir alan olarak yaratıldıysa ve ben bunu varsayılan olarak seçersem eğer bakiye alanı öncelikli olarak karşıma çıkacaktır. O bakiye kısmı page yaratıldığı zaman ilk olarak yaratıldıysa ben bunu varsayılan olarak seçersem bakiye kısmı ek bir alan olarak karşıma çıkacaktır. Dolayısıyla varsayılan demek aslında page'in standartını yani alanın standartını kullandırmaktır. Varsayılan anlamı alanın standart değerini kullan. Eğer öncelikli bir alansa öncelikli olarak kalsın, ek bir alansa ek olarak kalsın. Terfi eğer seçilirse bir alanda o alan her zaman gösterilsin demektir. Ek olarak seçtiyseniz eğer o alan standartta ne olarak yaratıldıysa ona bakmaksızın sadece ek olarak yarat demektir. Şöyle ben anlatayım kısaca size. Örneğin şu alanların hepsini ben ek olarak değiştireyim. Adımdan sonraki alanlar varsayılan olarak çıkmayacaktır sekmede. Daha fazla göster dediğim zaman bakiden sonrasını göreceğim. Üstteki alanlar da numara, adı, posta ve ilgili kişi zaten terfi olarak seçildiği için her zaman gösterilecek. Adres, adres 2 gibi varsayılan alanlar da sayfa oluşturulduğunda eğer terfi olarak yazıldıysa terfi olarak gözükür, ek olarak yazıldıysa ek olarak gözükür. Tamam diye bastığım zaman ekran yenilendi. Şu an bütün alanlar gözüktüğü için bakiye ve diğer alanları da görebiliyorum. Daha az alan göster dersem eğer arama adından sonraki bütün alanlar karşımda gizlenmiş oldu. Daha fazla alan göster dersen de yine gizlemiş olduğum alanları görebiliyorum. Eğitimle ilgili anlatacaklarım bu kadar.